Şimdi açıortaylar verilmiş üçgende. Biz onlara isim verebiliriz ama açılar üzerinden başlayalım. Çünkü şurayı hesaplamamız mümkün olabilecek. Eğer biz tepedeki şu açıya y dersek, şu an sarıya boyadığım üçgen üzerinden şunu söyleyebiliriz. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan üçüncü dış açıyı verir. Yani y ile 40'ın toplamı buradaki 75'i verecek dışarıdaki açıyı. Şuraya yazalım. Y artı 40 eşittir 75. 40'ı karşıya atarsak bizim y açımız 35 olacak. Yani şu tepedeki açı 35. Siliyorum şimdi bunları. Şunu. Buradaki açı 35'miş. Şuraya 35 yazabiliriz. Şurası 35. Tabii ikizkenar olduğu için bu taraftaki açı da 35. Bir de aradığımız yere bakalım. A, B, C açısını arıyoruz. Şu açı. Bunun tamamını arıyoruz. Şunun tamamını A, B, C açısını. Burayı karalıyorum. Onu kullanmayacağız çünkü. X diyorum. Şimdi yeşile boyadığım üçgen üzerinden devam edebiliriz. İç açılarının toplamı 180 derece olacak. Bunun açıları da şurası 35 derece, burası x derece, burası da 75 derece. Üçünün toplamı 180 derece yapar. Yani x artı 35 artı 75 eşittir 180. İkisini toplarsak 100-110 yapar. X artı 110 eşittir 180. Buradan da x eşittir 70 derece olur. Aradığımız açı 70 derece.